Evet, kırmızı araba. Üstü açık olan. Plakayı doğru aldınız değil mi? Tamam o zaman. Ha bir dakika, bir dakika bu arada. Yakalanırsanız siz tanımıyorum ona göre. Hayır, ben söyleyeyim de. Tamam. Güzel haberlerinizi bekliyorum o zaman. Öncelikle tebrik ederim seni. Teşekkür ederim kocacığım. Hiç aklıma gelmezdi biliyor musun? Benim geldi işte. Arabanı çok seversin ya. Ama ben hala şaşkınım. Nasıl yaptın bunu ya? Dört lastiği bu kadar hızlı nasıl söktün? Ben yapmadım hayatım. Adam tuttu. Ha şimdi de mafya mı oldun başımıza? Bana bak Carlione. Adamlarına söyle lastiklerimi ve koltuklarımı geri getirsinler. Kapatıyorum. Görüntülü arayacağım. Niye görüntülü arıyor bu ya? Ne diyordun kocacığım? Adamların diyorum. Koltukları ve lastikleri geri getirsinler. Ay çok isterdim. Keşke öyle bir şey yapabilseler. Ama imkansız. Nedenmiş o? Olay yerindeyim şu an. Bak. Aa. Lastiklerin adeta minik bir alev topu. Çok tatlılar değil mi? Nerede duracaksın Öykü? He, hayatım. Bir kadının canını yakarsam nerede duracağını asla ama asla bilemez. Sinan Bey nerede kaldı? Bilmem. Ya biraz geç kaldı. Menajerini ararsanız. Telaşlanmayın ya, birazdan gelir. Problem yok. Gelmezse rezil oluruz. Ya daha resmi açıklama yapmadık. Yani basın toplantısı için çok acele etti. Ortak sakin ol. Güven bana, bir şey olmayacak. Seninle konuşmamız lazım. Bu kadar sinirli olduğuna göre çok ciddi bir konu. Sen o videoyu Mehmet Karaylı'ya nasıl gösterirsin ya? Cevap ver. Anlamadım. Ya bırak oyunu. Sevgilinle neler karıştırıyorsun? Ben bir şey göstermedim. Nasıl öğrendiğini de bilmiyorum. Anne, bak uğraşma artık. Ne yaptıysan, ne ettiysen işe yaramadı. Görmüyor musun? Başaramadın. Biz Öykü'yle evlendik. Bunu tartışacak değilim. Bugün benim için çok önemli bir gün. Basın toplantısı başlamak üzere. Ayaz hoş geldin. Senin ne işin var burada? Benim mi ne işim var? Ha, annen söylemedi mi? Biz Mete ile ortak olduk. Bizi tebrik etmeyecek misin? O videoyu da ortak mı yolladınız Öykü'ye? Ha? Şeyma nerede? O da buralardadır kesin. Şeytan üçgeni onsuz tamamlanamaz. Sen beni Şeyma'yla bir mi tutuyorsun Ayaz? Evet bir tutuyorum. Öykü'yle bana yaptıklarının onunkinden farklı mı sence? Bugüne kadar bütün emekleriniz, entrikalarınız boşa gitti. Başaramadınız. Başaramayacaksınız da. Thank you.
ne işin var senin burada? İyicini coştun vallahi. Ha. Sevgilimin basın toplantısı var, ona geldim beyefendi. Bak önem parçalar seni söyleyeyim. Sen onları geç de kendi derdine yan bence. Toplantının sonunda. Önemin kulağına. Senin Mehmet Karaylı'nın casus olduğunu fısıldamayı düşünüyorum. Niye böyle bir şey yapıyorsun kızım ya? Biz seninle arkadaş değil miyiz? Dert ortağı değil miyiz seninle? O ortaklık yalan oldu canım. Senin ellerine çok önemli bir sır verdim. Sen de gittin saniyesinde kadına kaptırdın. Şeyma bak yemin ederim canım arkadaşım. Benim suçum yok bu işte ya. Allah aşkına ekmeğimle oynama ya. Üf, tamam kes hadi düşünürüz. Ayaz ne haber? Ne var? Seni gerçekten tebrik ederim biliyor musun? Yani Öykü ve sen onca engeli aştınız ve başardınız. Yani çok sevindim sizin adınıza gerçekten. Bak sana ne diyeceğim. Biz seninle aynı kaleyi kuruyoruz. Farkındasın değil mi? Bak ben sana ne diyeceğim. Sen şeytan üçgeninin en uzun kenarısın. Şimdi diğer kenarların yanına git ve otur. Şekliniz bozulmasın. Saçmalama Şeyma. Ne bileyim yani. Baksana ağaç gibi dikildi burada. Geldi de yok. Ben bir açıklama arıyorum yani. Rezil olduk rezil. Ben bir menajerini arayayım. İlla geçerli bir sebebi vardır. Tabii canım vardır kesin. Pozitif olmak lazım. Sonuçta malum İstanbul'un trafiği var. Boşuna beklemeyin diye söylemeye geldim. Sinan Bey gelmeyecek. Neden? Kendisi benimle çalışacak çünkü. Bize söz verdi. Sana ne? Kendisiyle bir anlaşma yapmıştık. Ama birisi menajerinin kafasını fena halde karıştırmış. Neyse durum ortaya çıktı da Sinan Bey doğru olanı yaptı. Bakın beyefendi. Siz buraya gelip bizimle bu tonda konuşamazsınız. Sen bana ayar çekmeye çalışacağına önce oğluna biraz terbiye ver. Oo sert vurdun. Şimdi senin derdin anlaşıldı. İstersen gel aşağıda konuşalım ha. Bu ne ya? Liseli gençlik yılları gibi çıkış kapısına mı çağırıyorsun? Ne diyor bu ya? Ne diyorsun? Baba tamam baba bırak değmez. Mehmet Bey. Hadi siz de çıkıp gidin artık. Şovunuzu yaptınız. Yeter. Baban da senin gibi beş para etmez bir kumaş parçasıymış. Baba tamam. Sen. Bu adamla ortaklık yapıyorsun. Kendi öz oğluna karşı cephe oluşturuyorsun. Yazıklar olsun sana. 2-0. Söyleyeceklerim bittiyse çek git buradan. Sinan Akçıl'ı kaybettik. Ama önemli değil. Daha iyi bir isim bulacağım. O Mehmet bunun hesabını ödeyecek. Bir şey yapmanı istemiyorum. Zaten seninle ortak olmakla hata ettim. Nereden çıktı şimdi bu önem? Düşünmeden verdiğim bir karardı. Yol yakınken ortakla bitirelim. Ha? Ayaz yüzünden değil mi? Ha? Oğlunu kazanmak için beni harcıyorsun. Kariyerimden önce anneyim, kusura bakma. Ayaz için gerekirse herkesi, her şeyi feda ederim. O kadar kolay değil Önem. Ben bu işe çok para koydum. Hepsini iade edeceğim. Önem bir daha düşün. Kararım kesin. Peki. İstediğin gibi olsun.
Ne oldu Mete? Ölüm Hanım anlaşmayı iptal etti değil mi? Evet. Hayatının hatasını yaptı. Şeyma, biz de senden şu çerçevedeki eksik aile fotoğrafını tamamlayalım diyorum ha. Ne dersin? Kız bu ateşi bu saatte niye yaktı ya? Hıdrellez falan da değil. Yoksa bize bir mesaj mı vermek istiyor ha? Ay, hiç anlayamadım Salih Bey. Ben bu kutuyu açacağım. Taktın kutuya. Ayıp yahu. Canım, meraktan öleceğimi ayıplasınlar. Aç aç. Ama ben görmedim, bilmiyorum. Tamam mı? Tamam tamam. Acaba içinde mücevher mi var? Babaanne. Heh, yakalandın işte. Ayıkla pirincin taşını. Ver şunu. Nereden buldun bunu? Rafta duruyordu. Tozunu alayım dedim. Ay bir de açıyordu ya. Görmedim sanma. Siz bana demiyor muydunuz? Ya başkalarının eşyaları karıştırılmaz, ayıp falan diye. Yok, ben demedim. Ya sen büyürken ben senin yanında mıydım kızım? Annen demişti. Ama çok merak ediyorum. Sen söyle, içinde ne var? Söylemeyeceğim. Efendim Burcu? Ay Öykü ya, moralim çok bozuk benim. Böyle acayip darlandım. Ya bu gece bir değişiklik mi yapsak acaba? Ha? Şöyle gece çıkıp birazcık eğlenceye vursak kendimizi. Böyle bir, iyice bir kurtlarımızı döksek, ne dersin? Dökelim anasını satayım ya. Hem bakalım Ayaz Bey tek başıma çıktığımı öğrenince nasıl delirecek? Niye ya? Ne oldu, bir şey mi oldu ben bilmediğim? Ya boş ver, boş ver, hiç sorma sen onları. Sen nerede buluşuyoruz onu söyle. Bu kutuyu Ayaz Bey'e verdiğimde ona deli gibi aşıktım biliyorsunuz. Ay sen hala Ayaz'ı seviyorsun canım. Ay restorana giren müşteriden tut servis elemanlarına kadar herkesi Ayaz zannettin. Deli işte. Ya, arabasının lastikleri sökülür mü ya? Nereden geliyor böyle şeyler aklına vallahi bilmiyorum. Allah Allah Burcu. Acaba benim yaşadıklarımı sen yaşasaydın aklına neler gelirdi? Muhtemelen daha fazlası bile gelirdi. Doğru söylüyorsun. Ben kesin daha beterlerini yapardım. Kesin vinçle ezdirirdim o arabayı. Yok artık. Ben o kadar kıyamazdım ya. Ya Öykü, şimdi ben soracağım soramıyorum ama kutunun içinde ne var? Gecenin finalini de anlarsınız. Ay ben o kadar bekleyemem. Şimdi bakalım. Sakın. Olmaz. Bu kutu zamanı gelince açılacak. Yok Sibel ya. Ben mutfakta düşündüm ve dört kızın gece dışarı çıkmasına ben şahsen kendim karşıyım. Dördüncü kim? Kim olabilir Burcu? Tabii ki anne karnındaki kızımız Serra. Sera, annenin adını koymayacak mıydın? Yok ya, ben vazgeçtim. Bence Serra çok güzel bir isim. Aslında ben de sevdim biliyor musun? Serra, kulağa güzel geliyor böyle, hoş. Bak, düşünsene camı açmışsın bağırıyorsun. Serra, Serra, hadi kızım hadi eve. Güzel yani. Bir de Sera nereden çıktı? Ya, internetten baktım. Anlamı da çok güzelmiş. Ha, neymiş? Sera, gece vakti çiçek yapraklarının üzerinden süzülen çiğ taneleri demek. Ne? Ay hadi ya. Hadi ne olur, hazırlanmıyor muyuz ya? Bak vallahi bana bastılar yine. Tamam, hazırlanın. Sizin işiniz uzun zaten. Hadi bakayım aslan kemik. Ah düşeş. Önce olmuşlardan toplayalım değil mi oğlum? Bak şuradan, şuradan dört. Tamamdır zaten. At bakalım at. Sen de pek zayıf kaldın bu işte be damat.
Bakacağız dedeciğim. Ne demişler? Çıkmayan candan umut kesilmez. Evet. Ama bak ne çağ. Olmadı. Hadi ben sofrayı hazırlayacağım Salih Bey. Hazırla ya. Ben damadın işini 5 dakikada bitiriyorum şimdi. Öykü nerede kaldı? Burcu ile buluşacağım dedi ama. Telefon et damat. Sofrayı hazırlıyoruz. De hemen gelsin. Öykücüğüm, neredesin hayatım? Böyle kibar konuşmayınca dedemler yanında değil mi canım? Ha evet canım. Oturduk tavla oynuyoruz. Dedem beni yeniyor. Ben ne yapayım hayat? Hadi benim keyfim kaçırma, kapat. Kızlarla barda eğleniyorum ben. Nasıl anlamadım? Barda. Burcu'nun yanından ayrıldın, Monika ile buluştun. Çizimlerini çalışıyorsunuz demek. Ha iyi yaptın hayatım. İşim biter bitmez geleceksin. Yalan söyleme canım, gelmeyeceğim. Tamam anladım. Ya gelmeyeceğim diyorum. Yalan söylemesene. Ayrıca ben bu gece kızlarla Felek'ten bir gece çalacağım. Artık uyduracağın yalanları sen düşünürsün canım. Ha bu arada bu gece seni tamamen unutup artık yeni bir hayata başlayacağım. Tarih oldun Ayaz Bey. Hadi kapatıyorum. Öykücüğüm, hayatım. Ben şimdi gelip alıyorum seni. Tamam, hemen çıkıyorum. Dedeciğim, müsaadenizle Öykü'yü alıp geliyorum. Tamam oğlum, hadi. Hemen al gel. Hadi bakalım. Ya dikiyorsun şunu kafana, yavaş ol biraz kızım ya. Allah Allah, bir başka bakıyorsun ha. Dertliyim ben, dertli. Çok da şımarığım ayrıca. Zıp benim tekiyim. Emre çok haklı ya. Burcu, bak böyle giderse gecenin sürprizini kaçıracaksın ha. Ne sürprizi be? Ay Sinan çıkacak kızım bugün ya. Sinan kim ya? Ay Sinan Akça. Hadi canım, gerçekten mi? Öykü, duydun mu? Sinan Akça çıktı. Hani sen de bilen çıktı, sen tanımamıştın ya. Onun kafa uçtu. Oho! Ay bir sakın be, düşünüyorum. Siz de görüyor musunuz benim gördüğümü? Gelmiş, görmüyor musun? Ay bu adamdan bana gerçekten rahat huzur yok ya. Her yerde peşimde. Durun. Ben şuna bir haddini bildirip geliyorum. Öykün nereye? O Ayaz falan değil, dur. Ana. Nerede o? Kim nerede? Kim olacak Ayaz? Gördüğün gibi burada benden başka kimse yok. Yok mu? Yok. Ay, kusura bakma lütfen ya. Biliyor musun benim kafam bu ara böyle çok karışık Sinan. Yani böyle sanki bütün dünya Ayaz, bir ben Öykü kalmışım. Baktığım her yerde Ayaz'ı görüyorum. Ha bu arada Öykü ben. Hatırladım, beni de filme gelmişti. Güzel bir defileydi. O zaman Ayaz'ı da hatırladın. Hatırladım. Başımın belası. Ben rahatsız etmiyorum o zaman, seni ben gideyim. Bir saniye. Gel buraya, oturalım, otur. Otur. Gel otur. Anlat bakalım, neden kafan karışık, anlat. Ha ama Ayaz yüzünden. Ya bak şimdi.
Bizim aşkımız bundan tam 4 ay önce başladı. En baştan anlatacaksın galiba. Ha, anlatmayayım mı? Ay uzun mu sürer? Nerede şimdi o? Bilmiyorum. Evdedir herhalde. Ara gelsin. Ara. Aramayacağım. Çok kızgınım ona ben Sinan. Kızgınlığın geçer gelince. Seviyorsunuz belli. Seviyorum. Çok seviyorum. Hatta bir şey söyleyeyim mi sana? Bayağı ölüyorum. Ama bitti. Bitti. Bak niye bitti? Bu geceden sonra ben bağrıma taş basacağım artık. Sana bir tavsiye vereyim mi? Aşkından vazgeçme. Vazgeçmeyeyim mi? Ya ama ben çok kızgınım ona. Bir kez daha kalbine sor. Affedecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.